Gün geçmiyor ki yeni bir zam haberini almayalım. Son olarak doğalgaza ve elektriğe %10 oranında bir zam yapılacağı açıklandı. Doğalgazın ve elektriğin dışarıdan temin edilmesi sebebiyle dolarda meydana gelen bir yükseliş bu kalemlere fiyat artışı şeklinde yansımaktadır. Türkiye, dünyada elektrik üretimini en pahalı şekilde temin eden ülkelerin başında gelmektedir. Elektrik üretimi, yurt dışından gelen doğalgazın elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle yapılmaktadır. Biz, doğalgaz ihtiyacımızı Rusya ve İran'dan boru hatlarıyla Cezayir ve sıvılaştırılmış şekilde tankerler vasıtasıyla sağlamaktayız. Elektrik ise Rusya'dan gelen doğalgazla üretilmektedir. Kendi kaynaklarını devreye koyarak enerji elde edebilecek Türkiye enerjiye muhtaç hale getirilmiştir. Bu ısınma, aydınlanma, üretim ve hatta ulaşım konularında dışa bağımlılık demektir. Hatırlanacaktır. Geçtiğimiz aylarda Bursa'daki doğalgaz çevrim santrallerinde meydana gelen bir arıza yüzünden İstanbul'un 6 ilçesinde hayat durmuş, metrolar çalışmamış, soğuklarında etki İklimle ısınmak ciddi bir sorun haline almıştı. Dünyanın enerji ihtiyacı 2030 yılına kadar %53 oranında artacaktır. Kaynaklar savaşının yapıldığı günümüzde enerji stratejik önemde bir konudur. Türkiye ise sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla dışa bağımlı olmadan ihtiyaçlarını temin edecek potansiyele sahiptir. Enerjiye milli politikalarla ulaşmak elbette ki mümkündür. Kaynakların değerlendirilmesiyle hem halkımızın taleplerine bedava şekilde karşılık verilecektir ki bu sosyal devlet olmanın gereğidir hem de herhangi bir kesinti veya arıza halinde hayatın felç olması engellenecektir. Ancak bunları yapabilmek hükümetlerin izlediği programlarla ilgili bir hassasiyettir. Var olan enerji kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda kapsamlı tek parti programı bize aittir. Bizim programımıza göre 1. her yerleşim yerinin kenarına yapılacak ufak maliyetli hidroelektrik santralleri enerji kaybı olmadan ülkenin elektrik enerjisini sağlayacaktır. 2. Rüzgarlı olan bölgelerde rüzgar enerjisinin devreye gireceği rüzgar gülü projeleriyle elektrik enerjisi temin edilebilir. 3. Doğalgazsa Azerbaycan doğalgaz boru hattının bir an önce planlanmasıyla buradan gelecek 26 milyar metreküp gazın temini ve Irak petrol boru hattına paralel döşenecek doğalgaz boru hattının inşasından gelecek 10 milyar metreküp gazla sağlanabilir. Böylece Türkiye'nin doğalgazda Rusya'ya bağımlılığı son bulacak ve doğalgaz ucuzlayacaktır. 4. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı da Milli politikalarla yaygınlaştırılacaktır Nükleer enerji santralleri kurulması Güneş enerjisi, jeotermal enerji Biomas enerji, yakıt hücreleri Alevsiz gaz yakılması Metan, hidrojen enerji yakımı Akıntı enerjisi ve dalga enerjisiyle de Enerji temin edilecektir Vatandaşlarımızın şunu hatırdan çıkarmaması gerekir Hangi sahada olursa olsun Türkiye dışa bağımlı olmak zorunda değildir Dışa bağımlılık milletimize de zam olarak yansımaktadır BTP'nin sadece enerjide değil Değil, bağımsız bir Türkiye'nin temin edileceği her sahada milli politikaları mevcuttur. Öyle ki BTP'nin tek başına iktidar olması halinde hem sanayi hem de hane halkları elektriği ülke şartlarında gerekli yatırım ve hazırlık süresi dikkate alındığında 18 ay sonra bedava kullanılabilecekti. Biz bunun altyapısını hazırlamıştık. Bunlar halkımıza anlatıldığı halde kendilerine hiçbir şey vaat etmeyenleri iktidara taşıdıkları için zamlar karşısında seslerini çıkarmaya da hakları yoktur. Profesör Doktor Haydarbaş.